Şalom Nekulam, herkes selamlar. Bugün İsrail Devleti'nin ulusal marşı olan Hatikva ile ilgili bir video sunum yapacağım. Her devletin olduğu gibi İsrail Devleti'nde bir ulusal marşı var. Buna Hatikva diyoruz. Tercümesi umut. Aslında tikva kelimesi tek başına zaten umut demek. Ama buradaki hey eki özel olduğunu belirtiyor. Kendi dilimizde yani Türkçe'de tam olarak bir karşılığı yok. İngilizce'deki the gibi bir durum diye ifade edebiliriz. Çok hoş bir şiir, çok hoş bir şarkı. Her ikisini de kullanabilirim yani tanımlamak için şarkı ve şiir diyebiliriz. Çünkü çok eski alıntılardan esinlemeler var. Az sonra zaten açıklamaya gayret edeceğim. Ama önce bir dinleyelim kulağa nasıl geliyormuş, ondan sonra sözlerine bakacağız. Hatikva. Amizdar ya da gel etnişko. Da gel, çık. Evet, kulağa bu şekilde geliyor. Az sonra birkaç versiyon daha var, onları da dinleyeceğiz. Öncelikle sözlerine bakalım. Gerçekten bazı kelimeleri anlamak için çok eski yazılara gideceğiz. Az sonra ifade edeceğim. Marşın adı Hatikva, Umut. İlk satır şöyle. Öncelikle bu şiiri Naftali Herz İmber diye bir şair yazıyor. 27 Aralık 1856 Zolochiv, Ukrayna'da dünyaya gelmiş. İyi bir şair. Gerçekten yazı dili çok zengin. Aynı zamanda inançlı bir Siyonist. O yüzden yazmış olduğu bu şiir İsrail Devleti ikinci defa kurulduğu zaman ulusal marşı olarak kabul edilmiş. Ama şiiri biraz değiştirilmiş. Yine Naftali Bey 8 Ekim 1909'da New York'ta vefat etmiş. Şiir kendisine ait. Buradaki resimde gördüğünüz gibi kendi el yazısı, fakat bu şiir belirtmiş olduğum gibi marş olarak kabul edilmeden yıllar önce birkaç arkadaşının girişimiyle beraber oturmuş bazı değişiklikler yapmışlar. Ve ulusal marş kabul edilirken son şekli olarak bu şekilde düzenlenmiş. İlk satırı da şöyle diyor. Tek tek kelimelerin altına anlamlarını yazmadım. Zira dersleri uzun süredir takip edenler var. Onlar için biraz daha kolay olacak ve biraz daha kısa video yapabilmek için. Şöyle diyor. Kol ot bel lavev pinima. Burada şöyle kol ot, yani her kişi, herkes anlamına gelebilir. Yani her birey, her kişi. Nerede be? Lavev diyor. Buradaki lev kalp demek, yürek demek. Burası ise bir nevi çoğul iki katmış gibi oluyor. Pinima dediyse iç. Yani herkes kendi içsel kalbinde, devam ediyor. Nefeş Yehudi, homiya. Nefeş ruh anlamına geliyor.
dersleri takip edenler bilecektir ve Instagram sayfasını takip edenler de bilecektir. Birden fazla ruhu tanımlayan kelimeler var. Zira ruhun farklı aşamalarını simgeliyorlar. Nefeş de bunlardan birisi, ruh. Nefeş, Yahudi dediyse, Yahudi ruhu homia. Homia kelimesini gerçekten günlük veya güncel sözlüklerde biraz anlamak veya bulmak pek mümkün değil. Bu kelime çok eski bir alıntıya dayanıyor. Oysa şurada yazılı. Tanah'ta Malakim yani krallar bölümünü kitabında Yeşua bölümünde geçen bir ifade. Tişot melae ir homia karya aliza. Buradaki homia'nın anlamı neşe dolu diyebiliriz. Yani burada bahsetmiş olduğu alıntıda böyle bir ir gördüm diyor, yani bir şehir gördüm diyor. Homia yani kalabalık ve neşe dolu. Bu Krallar kitabından bir alıntı sadece ve şair bu kelimeyi buradan seçmiş. Homia. Homia dediğimiz şey neşe dolu bir şehir, ir, bir şehir yani. Nefeş Yahudi homia diyor. Yani Yahudi ruhu bu kadar neşeli ve kalabalık coşkundur anlamına geliyor. Ve lifati mizrah kadima. Lifat kelimesi ise erkeklerin aynı şu fotoğrafta gördüğünüz gibi yan tarafta uzayan perçemleri, saçlarının perçemi. Saçı uzun bir erkek düşünün, aynı fotoğrafta Naftali Bey'in saçları gibi yandan sarkan saçlar var, işte bunlara lifat diyoruz. Ve diyor ki lifati, yani bu saçlarım, bu perçemlerim mizrah kadima. Mizrah doğu demek, kadima ise ileri. Yani öyle bir tanımlıyor ki bir yere bakıyormuş gibi yapıyor ki zaten bir sonraki satırda da bunu göreceğiz. O baktığı yerde saçları uçuşuyor. Edebiyata meyilli olanlar bilecektir. Edebiyatta buna benzer durumlar çok yapılır. Buna teşbih veya benzetme deriz. Naftali Bey de burada bir benzetme yapıyor. Aynı Sion, Sofia. Aynı dediğiniz şey göz. La Sion, Sion şehri, Sion ülkesi. Yine Instagram sayfasında takip edenler bilecektir. Sion kelimesi Yetsia, yani çıkış kelimesinden geliyor. Matrix filmini izleyenler de bilecektir. Orada ulaşmak istedikleri ülkenin adı neydi? Kendi ana vatanlarının adı neydi? Sion şehri. Ki buna benzer birçok alıntı vardır bu tip filmlerde. Yüzüklerin Efendisi olsun, Matrix olsun ki zaten Tora'dan yapmış oldukları alıntıları çıkartırsak ortada film kalmaz. Burada Sion dediği denilen şey ise Yetsia kelimesinden geliyor, çıkış kelimesinden geliyor. Sion diye tanımadığımız yer İsrail toprakları. Ayn Sion Sofia. Yani gözüm İsrail topraklarını gözlüyor, izliyor gibi bir anlam var. Göz, daha doğrusu gözüm demiyordu, burada göz. Ayn Sion Sofia. Sofia da yine çok eski bir ifadeden çekip almış. O da Mişlei kitabında geçiyor. Sofia Halikut Beyta. Burada bir alıntıdan çektiğine dair zaten çok bariz ifadeler söz konusu bazı araştırma yazılarında. Yani Naftali Bey bu şiiri yazarken daha çok Tanah'tan bu tip yazılardan esinlenmiş. Oradan bazı kelimeleri çıkarmış. Yani kol ot belevev pinima, herkes kalbinin derinliklerinde coşkun bir Yahudi ruhudur. La, saç perçemlerin doğu, ileri doğuya bakar, göz Sion ülkesini ve Sion'u izler. Devam ediyor. Yine burada bir alıntı var. Otlo ibda tikvateinu. Otlo demek, şuradaki otlo, henüz değil. İbda kayboldu. Yani henüz kaybolmadı. Çünkü burada lo ifadesi var, olumsuzluk. Ne kaybolmamış? Tikvateinu. Yani umudumuz, bizim umudumuz. Burada da yine bir atıf var çünkü Ezekiel bölümünde İsrail krallığı işgal edildiğinde Ezekiel kral, o zaman kral olan Ezekiel kovuluyor makamından, bir zindana atılıyor. Ve Ezekiel'in yazdıkları gerçekten çok ilginç ifadeler. Hatta bu atıldığı yerle ilgili bir video yapacaktım.
kaldığı zindanla ilgili. Çünkü onlar halen duruyor. Eski kentin Demaskus kapısından girerken, yani Şihem kapısından girerken tam karşısında kalıyor. Biraz çapraz karşısı diyelim. Halen o mağaralar duruyor. O mağaralarda esir kalırken bazı şeyler yazmış. O yazdıklarından bir tanesi şu: umudumuzu kaybettik diyor orada İzeke. Burada Naftali Bey de bunu atıfta bulunarak şöyle diyor: Otlo ibda tikvateynu. Çünkü sürgünden sonra, 2000 yıl önce vuku bulan ikinci sürgünden sonra kimse umudunu kaybetmedi. Ne için kaybetmedi? Tekrar buralara gelebilmek için, bu ülkeyi tekrar kurabilmek için. Ki Naftali Bey de zaten Siyonist harekette çok aktif bir insanmış. Birçok görevde bulunmuş yani. Burada dediği şey bu: Otlo ibda tikvateynu. Umudumuz henüz kaybolmadı. Hatikva bat şnot alpaim. Hatikva, bat. Batı nerede kullanıyorduk? Yaş ifade ederken, yaşları söylerken. Yani umut şnot alpaim 2000 yaşında. Yani bu umut 2000 yaşında bir umut. Bir önceki satırda kaybetmedik diyor zaten. İkinci satırda da bu umut 2000 yaşında. Bu 2000 rakamı elbette bir yuvarlak hesap diyelim. Nihayetinde biraz detaylı incelediğimizde tam olarak 2000 yıl değil. İkinci sürgünden İsrail Devleti'nin kuruluşuna kadar, ikinci defa kuruluşuna kadar geçen süre ortalama 2000 diyoruz, yani 2000 yıllık bir süreç. Hatikva bat şnot alpaim. Bu umut 2000 yaşında nasıl bir umutmuş? Lihyot am hofşi be arseynu. Lihyot olmak, am halk, ulus, hofşi özgür. Halk olmak be nerede? Arseynu, topraklarımızda. Yani orada burada değil, kendi topraklarımızda özgür bir halk olma umudu. Devam ediyor: Eres Siyon ve Yeruşalayim. Burada yine bir vurgu var. Nasıl bir ülke? Hangi ülke? Eres Siyon, Siyon ülkesi ve Yeruşalayim. David zamanında ilan edildiği gibi Yeruşalayim şehri halen bu ülkenin başkentidir. Yani birçok yerde Arap kültüründen dolayı Kudüs deniyor ama ben Yeruşalayim demeyi tercih ediyorum. Zira bu şehrin adı Yeruşalayim. Henüz İslam dini daha dünyada yokken, dünya 2000 yıl önce rahatlıkla ifade edebiliriz, daha İslam dini kurgulanmadan 2000 yıl önce bu şehrin adı Yeruşalayim şehriydi. Belki kuruluşundan 2200 yıl sonra ilk defa Müslüman Araplar geliyor. O aşamadan sonra Kudüs denilmeye başlanıyor ama şehrin asli adı Yeruşalayim. Ki gezi videolarında zaten bunu detaylı bir şekilde açıklamıştım, ismin ne anlama geldiğini. Şiir böyle: Eres Siyon ve Yeruşalayim diye vurguluyor. Son şiirinde belirtmiş olduğum gibi şiirin el yazısı bu şekilde. Naftali Bey'in kendi el yazısı bu. Yanılmıyorsam ulusal kütüphanede saklanıyor. Evet, ulusal kütüphanede saklanıyor bu kağıt. Birçok değerli şeyler halen orada saklanıyor. Ya İbrancı Üniversitesi'nde saklanıyor ve ulusal kütüphanede saklanıyor. Yine ulusal müze var. Ama bu belge ulusal kütüphanede saklanıyormuş halen. Ve Naftali Bey'in mezarı zaten Yeruşalayim'e defnedilmiş ölümünden sonra. Ya Siyon Dağı'nda ya da Zeytin Dağı'nda olsa gerek. Şiir böyle: Kol ot bela vev pinima nefeş Yehudi homia ve ifati mizrah kadima ayn lesiyon sofia. Odlo ibda tikvateynu Hatikva bat şnot alpaim, lihyot am hofşi be arseinu, eres Siyon ve Yeruşalayim. Şarkı ise, yani bu şiir ise 1878-77 yıllarında yazılmış. İki tarihi de veriyoruz zira üzerine düzeltmeler yapıldığı için. Yani iki tarih de doğru tarih. 1877'de yazılmış, 1878'de son haline ulaşmış. Şimdi birkaç versiyon daha var, onları da izleyeceğiz. Bu versiyon İsrail Devleti'nin ordusu tarafından kurgulanmış ve düzenlenmiş güzel bir video. Videoda bazı farklı yüzler göreceksiniz. Sanki yani bu coğrafyaya ait olmayan yüzlermiş gibi ama gerçek, çünkü bu ülkede birçok farklı etnik grup yaşıyor.
Yani çekik gözler de var, Afrika kökenler de var. Hatta belki inanılması zor olsa da İsrail ordusunda Müslüman Araplar da var. Onlar da normal bir asker gibi, İsrail vatandaşı gibi askerliklerini yapıyorlar. Dinleyelim. Böyle bir versiyondu. Son olarak şöyle bir video seçmek istedim. Birkaç gün önce İsrail Cumhurbaşkanı Herzog Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti. Orada karşılama töreninde çekilen bir video var. Orada da yine Hatikva söyleniyor. Onu da dinleyelim. Yani kişisel fikrim gerçekten güzel seslendirmişler. Birleşik Arap Emirlikleri'nin galiba kraliyet bandosu diyelim. Güzel seslendirmişler. Herzog'un yapmış olduğu ziyaret esnasında. Burada şunu demeden edemeyeceğim. Gerçekten 60, yani 6 gün savaşından sonra İsrail'in devlet politikası Araplarla doğru dengeli bir ilişki kurmak ve bunun da sonuçları son yılları çok ortaya çıkmaya başladı. Özellikle Netanyahu gitmeden önce yani seçimi kaybetmeden önce birçok farklı Arap ülkeleriyle dostluk anlaşmaları imzalandı. Bunlardan bir tanesi yani Birleşik Arap Emirlikleri. Yani bir devletin dış siyasetindeki dengeler öyle anlık veya günlük söylemlerle değişmiyor. Bu uygulanan politikalar uzun yıllardır adım adım kurgulanmış, tek tek yerine getirilmiş uzun vadeli politikaların sonucu. Yani günümüzde bizim ülkemizde öyle diplomasızların höykürüp sonra ağzından çıkan salyaları yalamasıyla olmuyor bu işler. Bu işlerde merkez eğer devletin çıkarları, ulusun bağımsızlığı, özgürlüğü söz konusuysa böyle uzun yıllara dayalı politikalar yapılır ve bunlar başarıya ulaşır. Öyle maalesef
ne dediğini bilmeyen insanların diplomasını kaybetmiş, yönettiğini sandığı kişilerin veya bir şeyleri yönettiğini düşünen kişilerin ulu orta yerde höykürüp höykürüp son ağzından çıkan salyaları utanmadan diz çöküp yalamasıyla olmuyormuş. Gördüğünüz gibi bir İsrail devletinin milli marşı Müslüman bir ülkede de çalınabiliyor. Bunun en büyük nedeni buradaki kişilerin, yöneticilerin kendi koltuk ve çıkarlarını değil, bir ulusun bağımsızlığını dert etmeleri, bir ulusun bağımsızlığını ve bir ülkenin güvenliğini kendi politika merkezinin ortasına koymalarından dolayı. Böyle olumlu sonuçlar çıkabiliyor. Bunu da belirtmedi, ne demeyecektim. Son olarak tekrar şu versiyonu dinlemekte fayda var. Yanılmıyorsam 6 yıl önce yapılan bir kutlama esnasında bağımsızlık günüdür büyük olasılıkla. Orada çekilmiş şurada görmüş olduğunuz 6 ve 6 12 tane kürsü 12 İsrail oymağını simgeliyor. Bunlardan bir tanesi zaten Naftali. Beyefendinin de soy ismi zaten Naftali. Tekrar dinlemekte fayda var. Hatikva. Amizdar ya da gel etmiş o. Da gel, çık. Böyleydi. Hatikva, umut. Bir başka sunumda görüşmek üzere.